Şimdi yani Türkiye gibi yani yaşadığımız bir ülkede demokrasinin, insan haklarının, hukukun, adaletin olmadığı yerde insanlar kendilerini ifade etmek için artık bedenlerini ortaya koyuyorlar. Yani buradaki yani çağrı nedir? Yani tutsakların, özellikle siyasi tutsakların ne diyorlar? Yani ülkenin demokratikleşmesi için bir talep ileri sürüyorlar. Kendileri de yani bir zindan süreci yaşıyorlar. Onların diyelim siyasi bir liderleri, önderleri veya işte diyelim ki genel olarak yaşanan bu tecrit koşullarında bir talep ileri sürüyorlar. Çünkü onlara da yansımış sonuç olarak. Yani tecrit politikası, izlenen bu hukuksuzluk onların yaşam alanlarına da sirayet etmiş. Yani çok yerinde ama tabii ki insan yani açlık grevi deyince çok düşünmesi lazım. Yani sonuçları çok ağır olabilir, bedelleri çok ağır olabilir çünkü bu zaman zaman Türkiye'de ortaya çıktı. En son işte diyelim bir siyasetçinin, demokratik siyasetçi Sayın Leyla Güven'in, DTK eş başkanının yaptığı 200 günlük açlık grevlerinde yani yaşamdan ödenilen bedelleri gördük. Ama amacına ulaştı sonuçta. Neydi talep? Yani Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması. Avukatlarıyla, aileleriyle görüşme yapılmaz. Yani bundan daha demokratik bir talep olamaz. İnsanidir, demokratik bir barışçıl bir taleptir. Şimdi Sayın Öcalan'ın yani ben takip ediyorum. Yani o diyelim ki 93'ten beri yani ateşkes, buna benzer işte o süreçlerde Türkiye'de ki yaşanan yani olumlu gelişmeler karşısında bu ülke çok büyük katkıları olacağına inanıyorum. Böyle bir inanç taşıyorum. Çünkü barışın kazananı çok olur. Yani insanlar ölmez. Şimdi burada şimdi bir fikriyatı var, bir düşüncesi var. En son bunu bu ülkede 2013'te demokratik barışçıl çözümler projesiyle, önerisiyle devletle birlikte oturdular, konuştular. Mesela o süreçte de ben güzellikler gördüm, gelişmeler gördüm. Hiç unutmadığım bir şeydi. Türkiye'de iş adamları beyaz kravat taktılar, Cizre'ye gittiler. Beyaz kravatla. Yani oraya yatırım yapmaya gittiler. Yani ekonomide bir canlılık oldu, insanlar gülüyorlardı, ölüm yoktu. Yani heyecan vardı, toplumda bir dayanışma vardı, toplumsal bir barış havası esiyordu.